Number One TV ekranlarında Fatlıcan kaldığı yerden devam ediyor. Klibimizi de seyrettik. Burada eğlendik birlikte. Evet. Şimdi biraz filme değinelim tekrardan. Sana ilk proje geldiği zaman sen neler hissettin? Birincisinde de bana teklif gelmişti ama ben İstanbul'da başka bir dizide olduğum için kabul edememiştim. Daha sonralardan ikincisini teklif ettiler. Senaryo okuduğumda olumlu geldi, rol de bana çok yakın geldi ve sıcak buldum. Özellikle de ekip kadrosuna baktığım zaman gayet neşeli olduğunu düşündüm ve kabul ettim. Hı hı. Ve tabii ki de çok heyecanlandım çünkü ilk defa bir sinema filmi çekecektim. Bu senin için ilk olan projelerden bir tanesi. Evet, ilk olan projelerden bir tanesi. Şimdi ben filmi seyrettim. Gerçekten güzel bir film ama istiyorum ki sen biraz bize rolünden bahset. Bilmeyenler buradan öğrensinler. Burada dershaneye gelen 4 tane kötü karakter var. Dershaneyi çökertmek için bunlardan bir tanesi benim. Burada ben birazcık öğrencilere seksiliğini kullanan birazcık cilveli bir kız oynuyorum. Ve hani erkekleri kandırıp daha sonra birbirini düşürmek için çabalıyorum ve bunu başarıyorum. Ama daha sonra tabii bu oyunumuz ortaya çıktığı zaman da dershaneden kovuluyoruz. Ben ilk seyrettiğim zaman ah dedim geliyor işte. Gerçekten güzel. Sonra bir baktım seyredince gerçekten kötü kız. Ama evet, yine de o kötülük çok fazla yansımamış bence. Yok, çok hani kötü olup da öyle çok şey abartılmıyordu. Hani kötü ama çok böyle şeker cilveli bir kötüydü. Hı-hı. Ben filmin yapımcısı Ayşe Hanım'ı da zaten filmin gösterimden önce konuştuğum zaman mutlaka seyret ve Ceyda'ya dikkat et dedim ona. Ben de gerçekten çok daha dikkatlice seyrettim. Dediği kadar varmış. Hazır bu Ayşe'den laf geçmişken istiyorum ki yapımcısı Ayşe Germen'le yaptığımız keyifli bir röportaj var. Dilerseniz bunu birlikte bir seyredelim. Daha sonra Patlıcan Tümrüt ile kaldığı yerden devam etsin.